vacibül vücud olan elbette sermedidir. Vücudu kendinden olan, vücudu vacip olan, onun vücudu varlığı başka varlıklara bağlı olmayan elbette nedir? Daimidir, sonsuzdur, sermedidir. Şimdi kainatta vücutlar, varlıklar ikiye ayrılıyor. Birisi mümkünül vücut dediğimiz varlığı başkalarının varlığına muhtaç olan, var olmak için başka varlıklara mecbur olan, varlığı mümkün olan, yani olabilir de olmayabilir de. Buna mümkünül vücut deniyor. Şu kitap mesela yazılabilirdi de yazılmayabilirdi de. Mümkündü. Yazar ne yaptı? Bediüzzaman Hazretleri bunun varlığını tercih etti, yazdı. Bediüzzaman Hazretleri var olabilir de olmayabilirdi de. Öyleyse onun da var olmasını tercih eden birisi var, onu var etti. Bütün mümkünler vacibül vücudu gösterirmiş. Yani varlığı başkasının varlığına muhtaç olan bütün mahlukat, varlığı kendinden olan, başkasının varlığına muhtaç olmayan, var olmak için başka şeylere ihtiyacı olmayan bir Allah'ın varlığına ve onun vacibül vücud olduğuna, varlığının kendinden olduğuna delilmiş. Şimdi vagonlar peş peşe takılmış gidiyor, doğru mu? Bu vagonun motoru yok, gücü yok, kuvveti yok. Kendini bıraksan bıraktığın yerde durur. Hiç kimse ne yapamaz? Kendi kendine bir adım gidemez. Baktık ki vagon hareket ediyor. İnceledik, baktık öndeki vagona yapışmış. Onunla hareket ediyor. Onu inceledik, baktık onun da kendine ait gücü, kuvveti yok. Onun da kendine ait motoru yok, hiçbir şey yok. Ama o da hareket ediyor. Ne deriz? Ona baktık, o da öndekine bağlı, o da öndekine bağlı. Bakın bütün kendi başına hareket edemeyen vagonların hareketleri en başta hareketi kendinden olan, çekilen değil de çeken bir lokomotifin varlığını göstermez mi? En başına gidip de o lokomotifi görmesek bile ne deriz? Mutlaka bunları çeken ve kendisi çekici olan, çekilen değil de çekici olan, kendi hareketi kendinden olan, gücü kendinden olan bir lokomotif var ve onun varlığıyla bunlar hareket ediyor deriz, doğru mu? Bakın bütün mahlukat silsilelerinin başında vacibül vücut var. Yani varlığı kendinden olan. Hani diyorlar ya her şeyi Allah yarattı, Allah'ı kim yarattı? Böyle bir soru olur mu ya? Birisi yaratacak olsa zaten o Allah olmaz. Öyleyse Allah kelimesini kullandığın zaman kim yarattı kelimesini kullanamazsın. Soru kendisi yanlış zaten. Yani şimdi diyelim ki odada her taraf ıslanmış. Ya bu her tarafı su ıslattı, suyu kim ıslattı? Böyle bir soru olur mu? Ateş bütün binayı yaktı, ateşi kim yaktı? Ateş zaten kendisi yakıcı. Yani onun zatî özelliği. Bu nokta çok önemli. Çokları buradan saklıyorlar, Allah muhafaza.